Fikri Sağlar, 9 Eylül 2021, Bir Gün. Sine-i Millet. Yargıtay açılışında yaşanan tablo, AKP'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni üst akıllı dostlarının önerdiği ılımlı İslam ülkesi haline getirdiğinin son somut görüntüsüydü. Laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'ten sonra en önemli ikinci eserim dediği CHP'nin genel başkanı da o laiklik dışı törende maalesef yer aldı. Öyle ki bu şerri hukuk töreninde CHP Genel Başkanı adeta elindeki makasla Cumhuriyet'le anayasal laik düzenin ilişkisini kesti. Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı sonrası AKP, sistemli olarak hilafetin getirilmesi için çaba sarf ediyor. Halifeliğin kendi üzerlerinde olduğuna dair sinyaller veriyor. Asıl önemlisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yetkisini aşan Şeyhülislam edasıyla siyasal ve sosyal işlerle ilgili fetvalar veriyor. Özgür ve egemen bir devletin kurulmasına ve de kendisinin doğmasına neden olan Atatürk'ün ismini ağzına almıyor, adeta lanet okuyor. Gelinen nokta çok vahim. Diyanet Başkanı Erdoğan'la birlikte ülkeyi yönetir durumda. Protokoldeki yeri bile değiştirildi. Kadınların yaşam haklarını koruyan Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı, tarikat ve cemaatlerin talebiyle ve de Diyanet Başkanlığı'nın fetvasıyla olunca, kadına karşı işlenen suçlarda cezasızlık algısı güçlendi. İslam dinini yanlış uygulayan ve kadın erkek eşitliğine inanmayan bugünkü anlayış, tıpkı Taliban'ın yaptığı gibi kadın cinayetlerinin toplumda katliama dönüşmesine neden oluyor. Sözleşmenin iptalinden sonraki 4 ay içinde Türkiye'de 137 kadın katledildi. Tamam, AKP hilafeti geri getirmek istiyor. Evet, AKP yeniden hanedanlığı kurmaya çalışıyor. Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliğini değiştirmekte kararlı. Ekonomi çöktü. Uluslararası saygınlığımız bitti. Diplomasi tükendi. Erdoğan'ın diploması hala bulunamadı. Evet, Sedat Peker sayesinde hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu ifşaatları öğrenildi. Eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın o gün yazılan, söylenen her şey doğrudur dediği 17-25 Aralık'la ilgili ikrarlarını dinledik. CHP, uluslararası güvenilir bir teknik kurumdan Sıfırla Oğlum bandının montaj, dublaj yani sahte olmadığını tescil ettirdi. Milletin gözü açıldı diyebiliriz. Ama AKP hala birinci parti. Peki bu kötü gidişata karşı muhalefet partileri ne yapıyor? Sadece erken seçim istiyor. Her vesile sandık diyor. Güzel, talep edilmesi gereken de zaten bu. Demokratik yoldan yeni bir siyasal yönetim oluşturmak. Peki nasıl erken seçim yaptırılacak? Seçim kararını verecek tek kişi Erdoğan. O da işine nasıl gelirse o zaman yapacak. Seçim isteniyor da gereği yapılıyor mu? Hayır. Birkaç il 5-10 milletvekiliyle dolaşılıyor. Kanaat önderleriyle konuşuluyor, otobüs üstünden millete el sallanıyor. Kapalı salon toplantısıyla iş geçiştiriliyor. Bunları azımsamıyorum, yapılmalı ama yeterli değil. Bu yöntem AKP'yi seçime zorlamıyor. İç savaş çıkar diye korkmadan, çekinmeden, acilen alanlara, meydanlara çıkılmalı. Toplumsal muhalefete siyasi önderlik yapılmalı. Halk zorlamadan AKP seçim yapmaz. Üstelik parlamenter sistem de yok edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevi kaybetti. Milletvekilleri kendilerini görevlendiren halkına hizmet edemiyor. İktidarın freni ve dengesi olamıyor. Amorf bir sistemde bakanlar milletvekillerini tanımıyor. Milletvekillerinin bakanın üzerinde etkisi de yetkisi de yok. Halk su, yol, çocuğuna iş istiyor. Bakanlar talepleri kale almıyor. Kısaca tek bir yetkili var, onun da Türkiye umrunda değil. Hedefi belli. O hedefi yok edecek, toplumu şaşırtacak bir şey yapılmalı. Ülkemize ve yurttaşlarımıza sahip çıkan akıllı ve cesaretli bir adım atmalı. O adım da sine-i millete dönmektir. Bu yol parlamenter sisteme dönüş yoludur. Korkmayın, AKP boşaltılan yerler için seçim yapamaz, millet müsaade etmez. Ancak yeni bir genel seçimle Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı belirlenebilir. Seçim zorlaması işte böyle olur. Aksini yapanı dünya diktatör olarak damgalar.